bunlar Türkiye'de. İTSO'da yeni asgari ücret ve yeni kıdem tazminat tasarısı konulu panel yoğun ilgi gördü. Bulduğumuz sorun yuvağı. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni asgari ücretin uygulama tasarısı ile yeni kıdem tazminatı tasarısı ile ilgili panel yoğun ilgi gördü. Bir takım siyasi muhalefet veya iktidardaki öncülerin bizlere sundukları tepsi içindeki konularda bir tasarı olarak geldi. Peki sonuç? Hala sonuç yok. Nasıl olacak? İşte soru işaretleri doldu. Konuşalım, tartışalım. Önce Ahmet Bey. O zaman sözü Ahmet Bey'e ben bırakıyorum. Buyurun Ahmet Bey'ciğim. İTSO 3. Meslek Komitesi tarafından tertiplenen panele Sosyal Güvenlik Hatay İl Müdürü Hamit Bal ve Yeminli Mali Müşavir Zafer Kutlu da konuşmacı olarak katıldılar. İTSO 3. Meslek Komite üyesi Erol Ergen paneli yönetti. Panelde yeni asgari ücretin uygulama tasarısı ve yeni kıdem tazminatı tasarısı konuları anlatıldı. Ve istihdam gücüne olmak üzere ülke kalkınmamıza, milli refahımıza yaptığınız katkılar için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Değerli katılımcılar, Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi aslında program Sosyal Güvenlik İl Müdürümüz ve Zafer Bey'in katılımıyla asgari ücret ve kıdem tazminatı konularında planlanmıştı. Sanayi Komitesi'nden arkadaşlar nezaket ziyaretinde bulundular kurumumuza ve orada nazik davetlerini ilettiler. Ancak programın bu nedenle sonradan dahil olduk. Birçok işverenimiz yararlanıyor. İnsan kaynakları temsilcilerimizin birçoğu haberdardır, haberdar olmayanlar da var. Bir konuyla ilgili ben sizleri bilgilendirmek istedim. Sayın Başkanımız da bu şekilde uygun gördüler. O yüzden programın başında ben konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz işbaşı eğitim programı, diğer bir ifadeyle staj programı birçok iş yerinde bir süredir uygulana geliyordu. Azami 160 fiili gün üzerinden yürütülüyor idi bu program. Son yapılan mevzuat değişikliğiyle bu 320 fiili güne çıktı. Daha önce programın uygulanması esnasında ve sonrasında işveren açısından çeşitli zorlukları vardı. Çalışan sayısının düşmemesi, her ay iş gücü çizelgesinin kontrol edilmesi, işçi sayısında değişiklik, azalma olmaması vesaire çeşitli zorlukları vardı. Fakat program son derece sadeleştirildi ve işveren açısından hemen hemen hiçbir yükümlülük, taahhüt gerektirmeyecek bir hale geldi. Bu panelin düzenlenmesinde emeğe geçen odanızın 3. sanayi gruplarının 3. meslek komitesi tarafından düzenlemede emeği geçen herkese ve sizleri bizim naçizane bilgi alışverişimiz için burada buluşturmaya vesile olan Erol Aygen Bey'e ayrıca bu global ekonomik krizin olduğu, birçok karmaşık ekonomik ortamın olduğu, risklerin yoğun olduğu bu geçiş veya geçiş döneminde birçok risk alaraktan işçileri çalıştırarak da onların evlerine ekmek götürmeyi imkan sağlayan siz sanayicilerimize, iş adamlarımıza, meslek mensuplarımıza kurumun ve şahsım adına ayrı bir saygı ve teşekkürümü borç bilirim. İTSO Meclis Başkanı Servet Uyutmen tarafından panel sonrası Erol Aygen ve konuşmacılara plaket takdim edildi. İşveren sendikaları, işçi sendikaları ve